Evet sevgili izleyiciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu haftaki konuğumuz Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Sayın Fatma Oytun. Kayseri Bedensel Engelliler Derneği aynı zamanda da Başkanı. Sayın Başkanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle siz hoş geldiniz. Bu nezaket ziyaretiniz böyle bir günde derneğimize ziyaret etmeniz bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Evet, bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında bugün de Sayın Haseki Başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde Kadir Has Kültür Merkezi içerisinde de bir faaliyet vardı, bir program vardı ki burada Kayseri'deki bütün engellileri içerisine alan bir programdı. Evet. İsterseniz onu programımızın akışı içerisinde anlatalım ama Kayseri Bedensel Engelliler Derneği ne zaman kuruldu? Faaliyetleriniz nelerdir Sayın Başkanım? Kayseri Bedensel Engelliler Derneği 27.11.2008 yılında kuruldu ve şimdiye kadar faaliyetini devam ediyor ve edecektir inşallah. Faaliyetlerimiz arasında zaten biz her engel grubuyla çalışıyoruz ve hatta 1/3 oranını engelsiz alıyoruz. Amacımız burada tüm engellilerin kaynaşması bizim için gerçekten önemli. Mesela görmeyen bir arkadaşla işitmeyen bir insanı yan yana koyduğunuzdaki yaşanan sıkıntıyı düşünün yani. Evet. Bunlar yan yana geldiklerinde bu mekanda daha çok birbirlerini tanıyorlar. Kimi sesiyle tanıyor, kimi onun hareketiyle tanıyor, kimi onun dokunuşuyla tanıyor. Yani o nedenden dolayı böyle bir şeyi düşündük ve gerçekleştirdik. Allah'a gerçekten hamdolsun ki bugüne geldik ve de bu konuyla ilgili zaten biz 2010'dan beri de işitme engellilerin kamu kurumlarında işaret dili kursları açtık. Bu da malumunuz. Biz burada 2010'la daha hala devam ediyor bu süreç. 300-500 lira yaklaştı kurumlarda bizim insanlara eğittiğimiz kamu kurumdaki personeller. Bu bizim için çok önemliydi. İşte hastaneye giden arkadaşlarımız işitme hem zaman kaybı hem kendini ifade edemiyor. Oradaki doktor arkadaşlarımız ki ben buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Sağlık İl Müdürlüğümüz hemen hemen her hastaneyi kattı bu konuyla ilgili. Evet. Ve her hastanede bu konuda bir danışmanları ve eğitimli bir insan var orada personel. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli bir faaliyetimiz oldu ve devam ediyor. Biz Avrupa Birliği projeler çok yazdık ve devam ediyoruz bu konuyla ilgili. Zaten bir Almanya programımız oldu. Bunu İncesu Esnaf Sanatkarlarla ortak yapmıştık. Kamu kurumlarında istihdam ve çalışma yöntemleriydi konu. Biz Almanya'da ciddi oradaki çalışmaları gördük. Çok güzel engelli atölyelerin çalışmalar yapılmış. Hayata katılmayan insanların. Bir yolda zaten hiçbir şekilde engelli sıkıntı yaşamıyor. Taşımacılıkta yaşamıyor. Bunları gördük tabii ki siz biraz önce de bahsettiniz Haseki Başkanımız. Bu konuyla ilgili 21 otobüsün geleceğini bugün ifade etti sağ olsun. Bunun çalışmalarında zaten haberimiz var. Kaldırımların tekrar düzenleneceği konusu bizi çok mutlu etti. Çünkü kaldırımlarda gerçekten sıkıntı yaşanıyordu. Biz erişimdeki yaşadıkları sıkıntılar da zaten bizim için önemli. Asıl amacımız, hedefimiz burada dernek olarak engelli, bedensel engelli. Bu bedensel engelli deyince içine işitme, görme, bedensel engelli, zihinsel engelli arkadaşlarımızın yaşadığı tüm sorunları tespit edip çözüm önerileri getirip ve bunu kurumsal olarak tüm kurumlarla paylaşıp çözümlerini gerçekten nelerin olacağı konusunda dile getirmek. Sağ olsun. Bu da bizim için önemli. Fakat gerçekten Kayseri'deki ilk bu kurumsal çalışmayı dernek olarak biz başlattık, sağladık. İnşallah daha da güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Evet, özellikle bedensel engellilerin sorunlarını, yani herkes aslında bir bedensel engelli adayı. Mutlaka. Ama bedensel engellilerin genelde derneğinizi kurduğunuzdan beri ne tür sorunlarla karşılaştınız? Maddi sorunları saymıyorum. O çok ayrı bu işin erişimde boyutu ama. Erişimde sıkıntı yaşıyoruz zaten derneğe. Erişimde sıkıntı ki buraya 1 sene oldu geleli.
Biz üç basamağı bile burada rampa yaptıramadık. Çünkü burada burası mesken. Evet. Mesken olduğu için konu komşu işte biz buradan geçemeyiz, kış günü kayarız gibi hani sebeplerden dolayı rampayı koydurmadılar. Ama yine sağ olsun dış kapımızı gelirken görmüşsünüzdür. Gayet güzel dizayn oldu taş parkelerle. Büyükşehir Belediye'miz bu konuda destek verdi. Sağ olsun. STK'ların Kayseri'deki faaliyetleri çok fazla. Mutlaka. Siz de sivil toplum örgütü olarak halkı bilinçlendirmek adına yaptığınız faaliyetleri şöyle 2008'den beri bir başlıklarla neler yaptık Sayın Başkanım? Biz 2008'de zaten veri tabanı, bugün seminer vardı zaten günün işiyle ilgili. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün düzenlediği, bayağı da akademisyenler vardı üniversitelerden katılım sağlayan. Bizde erişim zaten sıkıntı. Evet. Erişim sıkıntısından kaynaklanan diğer derneğimizde buraya taşınmadan önceki derneğimizde 5-6 basamağa kesinlikle bir rampa yaptıramadık. Asansör kapanıyordu ve bu süreç içerisinde de arkadaşlar yukarı çıkamıyordu. Erişmeyen, dışarı çıkamayan ve kendini hiçbir şekilde topluma katamayan bir insanı ne eğitimde görebilirsin ne belli alanlarda görebilirsin. Önce erişimini sağlanacak. Gelişimi olmadan kesinlikle olmaz. Bu konuyla ilgili dedik ki arkadaşlara hadi biz dernek tamam kuruldu fakat birilerine erişmemiz lazım. Kurumsal dedik, yazılar yazdık. Bugün kaymakamlıklara, hastanelere veri tabanı bizim için çok önemli. Veri tabanına girdiğimizde orada dediler ki işte bu kişilerin özel özlük hakları, biz burada hiçbir şekilde size bu bilgiyi veremeyiz. Fakat bir kişiye çalışmak için, yani bir topluma, bir zümreye çalışmak için onları tespit edeceksin ki onların sorunlarını ortaya getireceğiz ki biz burada dernek olarak nelerin olduğunu daha birinci ağızdan ifade edeceğiz. Yoksa bunu hani dışarıda böyle afaki konuşmalar gerçekten hiçbir şey yaramaz. Evet. Bununla ilgili çalıştık ama burada gerçekten 1000 kişilik bir kadroya yani kişiye ulaştık. Tabii ki özlük haklar belirli ölçüde kalmak üzere. Evet, başkanım, engellilerin sorunlarına gelelim isterseniz. Engellilerin, bugün görme engelli bir kızımız, evet, bana acımayın dedi. Kesinlikle, bana yardım, bana yardım da etmeyin fakat ben sizin kolunuza gireyim, siz benim koluma girmeyin dedi. Okuduğu şehirde değil mi konuşmasında? Okuduğu konuşmasında. Evet, Emel Tarhan ilkokulun orta öğretimdeki evet. Kızımız. Başkanım, Kayseri'de hemen hemen kaç özürlü var? Yani kayıt altına alınmış demiş bahsettiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye geliri 12.9 2000 biliyorsunuz iki verisi bu. Veriler zaten işte biz o derneği kurduğumuzda da veriler evet. Sıkıntı. Çünkü çok eski verilerle çalışılıyor. Fakat öyle bir duruma geldik ki biz bir baktık dedik ki arkadaşlara şu kadar engelli bu kadar engelli en çok engelli şu Kayseri'mizde 20 bin üzerinde fakat yine bir proje yazacaktık biz Avrupa Birliği'ne TÜİK ile iletişim kurduk 64 bine yakın Kayseri'de engellinin yaşadığını gördük. Bu evet. Adrese dayalı tabii biliyorsunuz hani nüfus sayımı yok olmadığı için adrese dayalı bir çalışma oldu. Ve bununla ilgili duyunca da şaşırdık yani 21 engelli. Kayseri'de? 64 aslında yani resmi kayıtlarda 2007 yapılan yine bir nüfus sayımında 20 iken şu anda TÜİK'in adrese dayalı çalışmasında 64 bin kişinin olduğu söylendi bize. Evet. Yaptığınız çalışmalar içerisinde engellilerin biraz önce bahsettiniz. Sıkıntılarını giderebilmek için evet. İşitme engellilerin sıkıntılarını giderebilmek için işaret dili kurslarına evet. Bunun içerisinde ben de bir miktar takip etmiştim bu konuyu ve haberleştirdim. Evet. Engellilerin özel sektörde istihdam sıkıntısının dile getirilmesini arkadaşlarım evet. istemişti. Engelliler üzerindeki engeli ya adı üzerinde yani engelli olduğu için özel sektörde ne tür bir size böyle talepler geliyor mu ya da siz tabii ki biz zaten bu konuda önce biliyorsunuz İşkur'un bu diyelim ki cezai müeyyideler var engelli almayanı %5 oranında işte kamu
işte %3 oranında diyelim ki özel sektörde işe alınmayan zorunlu hallerde olanlara İşkur şey ki ceza kesiyor. Bu cezayı müeydeler. Tekrar parasal bizim engellilerimize onların rehabilitasyonu eğitimleriyle ilgili kullanılıyor o paralar. Evet. Ve biz oralara proje sunuyoruz. 2 proje yaptık biz orada. Bir çağrı merkezini 30 kişi yetiştirdik orada. Sonra evet, bilgisayar kursu açtık. Bilgisayar bakım onarım. Orada da 17-18 kişiye kurs belge verdik. Ve güzel bir çalışmaydı bu. İstihdamla ilgili tabii ki bizim biliyorsunuz işsizlik oranı %21'lerde falan ama şu an biliyorsunuz son günlerde 2010'da ÖMSS'den sonra bir sürü kamu kurumuna elemanlar alındı, işçilerimiz alındı, evet, memurlarımız alındı, bayağı bir yerleşti. 13-17 olarak tahmin ediyorum ben. 13'i kesin biliyorum ama en son Ağustos'ta da öyle bir çalışma olacaktı. Bu 2014'te de 27. Nisan'da da yine bir ÖMSS bir sınavımız var. Kamu alanında yerleştirmekle ilgili. Bunlar çalışmalar gayet güzel şekilde devam ediyor. Fakat biz özel sektördeki yaşadığımız sıkıntılar tabii ki var. Sanayiye gittiğimizde organizede ciddi anlamda her tarafa eleman yazacak yazılar. Belki de siz de rastlamışsınız orada evet, organizede. Fakat işin içine aslında girdiğimizde mesela biz zaten bedensel engelliyiz. Yani kendi engelimizin dışında bir işte çalışmak mümkün değil. Düşünün siz diyelim ki bir şekilde rahatsızsınız ve bu rahatsızlığın 2 katını artırıcı size iş yüklenecek ve verimli olacaksınız. Bunu hiçbir insan hakkına da uymaz. Yani ne insanlığımıza uyar. Bedensel engelliler ağır işlerde çalıştığı için sık sık değiştirmeler mi yaşanıyor? Kendilerinin bulunduğu raporlarının karşılığında bulunduğu yerlerde çalıştırılmıyor tabii. Çalıştırılmaması da sık sık iş değiştirmelerine, iki tarafın anlaşmazlığına yol açıyor. Biz burada aracı oluyoruz tabii. İkisi içinde. Evet, organize sanayi bölgesindeki değişik yerlerde çok fazla işçi alımları var. Evet. Yani bu özel sektörde bedensel engellilerin istihdam sıkıntısı var o zaman. Öyle mi anladım hocam? Başkanım. Şimdi şöyle, biz zaten genelde biraz önce de söyledim. Hani biz %21 olarak nüfusumuza oranımızda yani bayağı bir işsizlikler var. Yani yüzde daha çok, bu daha çoktu tamam. Ben en son durumlara göre biraz orantılı kullanıyorum. Belki oranlarda azlık çokluk olabilir. Evet. Fakat ciddi anlamda işsizlik konusu bizim özel sektörde, Kayseri adına konuşuyorum. Tabii dışarıdaki evet, illerdeki durumu bilemem. Biz birebir Kayseri'nde yaşadığımız durumla ilgili bana gelen bilgilerde diyelim ki ben hani bir olaya kesin hani şahit olduğum için burada anlatmak isterim bünyemde. Kendisi bayan ve üniversite mezunu ve engelinde de gerçekten fazla bir şey yok. Buna rağmen ilgili işte firma aradı. Dedi ki işte böyle böyle Fatma Hanım bana lazım. Tamam abi dedim. Bunu biz kısa sürede size temin edip göndereceğim. Çünkü taleple arzı birleştirmemiz lazım bizim. Evet. İkisi arasındaki özellik nedir? Hani bu da laf olsun. Sen bu işte zorunlusun. Bunu yapacaksın anlamında bir tavır tabii ki olmuyor. Her iki tarafta donanım olsun. O bir tarafta buna zorunluluktan ziyade bunu görev bilsin. Yani ben bunu yaparken nasıl her elemanı alıyorum? Yani bir içimizdeki bir arkadaşımızı da hani iş verdiğimizde bu evine ekmek parası götürecek. Bunun memnuniyetini yaşasın, evet, huzurunu yaşasın. Biz bunu istiyoruz zaten. Evet. Onun için iki bağlantıyı kurmak adına dedi ki işte ya Fatma Hanım bu biraz dedi şey dedi. Benim istediğim tarz, ben erkek istiyordum falan dedi. Ya abi dedim, sizin istediğiniz tarzdaki bir kızımız bu. Yani gerçekten de memnun kalacaksınız. Tam Ramazan günü mübarek gün, çok sevinçli. Evraklarını falan hazırladı, gitti kızcağız. Sonra bir baktı dedi ki ya işte burada tam umduğu artık ne umuyorsa insanlar bilemiyorum karşılaştığında şahıslarla evet, olmaz falan. Ya abi dedim, insanlara bak mübarek günü. Bunu hani insanları imrendirdiniz. Bu konuyla ilgili sevindi. Çünkü hayata erkeğimizin tarafı tabii kadınları katmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani hem kadın olmasının verdiği sıkıntı var, iki kat engelli olmasının sıkıntısı var. Üstelik de donanımlı bir kişi üniversite mezunu. Evet. Ve sonuçta böyle bir olaydan sonra artık biraz galiba mahcubiyet hissetti. Yani o günün verdiği belki duygusallık diyeyim evet, artık.
Neyse başladı. Bir hafta sonra özellikle beni aradı. Dedi ki ya Fatma Hanım dedi, Allah senden razı olsun. Böyle bir insanı bana gönderdin. Bu benim kızım oldu. Yani 10 kişi erkek de göndersen bunun ne işini yapar, ne bunun hanımlığını, hani karşısındaki kişiliğine uygun Evet. olur, ne bir şey. Böyle oluyor yani. O da bir mutluluk bu verici bir şey. Tabii ben Yani buradan haz alıyorum. Herkes haz alıyor, ben iki kat alıyorum. Sivil toplum örgütlerinin bir nevi yaptığı işlerin üstünde de aslında Evet. işverenle iş isteyenleri buluşturup bunun Evet. karşılığında da böyle bir misyonu üstlenmek insana manevi yönden çok büyük haz vermesi Kesinlikle. Zaten gerekir. önemli olan Evet. maneviyatımızın, yani bu Evet. konuda hani ben devlet memuruydum. Derneğin değisini bilmeyen bir insandım. Ki 8 yılın içerisindeki bir süreçte bu STK'larla birlikteyim ve derneği yürütüyorum 2008'den beri 6 yılı sürede. Gerçekten bu haz bir farklı haz yani. Bunu hiçbir parayla ölçülmez. Yani zaman ayırdığınız zaman karşılığında da böyle mutlu işler. Kesinlikle çok mutlu olup da eve mutlu döndüğümdeki durumda ben iki kat huzurlu oluyorum. Üzüntü veren olaylar karşısında ne yapıyorsunuz? Mesela ben bugün görsellik açısından 3 tane görme özürlü arkadaşımız Necmettin abi dedi, biz Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyelim, Evet. sen de bizi takip et dedi. Evet, bir gör dedi. Ya bizi gör dedi. Doğru. Mesela araç kullananların samimi olmadığını herkes için söylemiyorum ama o anlık 5-10 dakikalık dönem içerisinde ya da sonradan gördüklerini anladım. Bunlar Toplumun yürürken. eğitimi gerekiyor biliyorsun bu Evet. konuda. Mesela tekerlekli sandalyeyle giden arkadaşların Cumhuriyet Meydanı'nda falan çok güzel yerler yapılmış. Yani Evet. tekerlekli sandalyeyle gidiyor bazı yerlerde ki bunun içerisinde ticaret odası, sanayi odası gibi yerlerde de görme engelli vatandaşlarımız için, kardeşlerimiz için çok güzel yerler yapılmış. Yani o yolu takip ettiğinde yolun sonunu bulabiliyorlar. Siz de bir bedensel engellerin tamamını içerdiğiniz için Evet. ne tür talepler geliyor? Belediyelerden gerekli desteği alıyor musunuz? Şimdi sizi üzen dediniz ilk Evet, önce. evet. Yani şimdi beni üzen bizim ekibimizde de gerçekten üniversite mezunu olup donanımlı çocuklarımız hep işsiz. Bu işte kamu alanındaki olan seçme sınavında da neyse ne hikmetse çocuklar bir türlü yerleşemediler. Benim ekibimdeki insanları Evet. söylüyorum. Oraya gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz. Velhasıl çocuklar bir şekilde olmadı yani. Kısmete inanırım, tabii ki inanıyorum Evet. ama yani bir şeyi de artık hani zor durumda. Çünkü evlilik çağına gelmişler hepsi. Yani evlenmek istiyor, çoluk çocuk sahibi olmak istiyor. Yani normal bunlar. Bu çağdaki insanların, verimli çocuklarımızın kalkıp da hani ne bileyim işsiz kalması ciddi anlamda beni üzüyor. İş Evet. çok önemli bizim için. İstihdam kesinlikle çok önemli. Bu erişimdeki ya da dışarıda toplumun içerisinde yaşadığı sorunlara gelince bir kere bizim görmeyen engelli insanlarımız baston kullandığında ki bunun yine haberini bize vermişti Sayın Haseki. Dediler ki biz bu parkeleri mesela geçen hafta ben Ankara'daydım. Genelde gidiyoruz. Evet. Belirli federasyon ve konfederasyon babında çalışıyoruz zaten. Onlar sarı sarı işaretler. İşte dönemeçleri o noktalılar. Düz yürüyecekse düz oluklu çizgiler. Fakat kişilerin ayağına takılıyor. Görme engellilerimizden bundan muzdarip. Hatta biz bunu talep ettiğimizde Sayın Başkanımıza dediler ki ya bu zamanla deforme oluyor ve insanlarda sıkıntı yaratıyor. Bir de kış memleketi bizim. Evet. Doğrudur. Kayganlıklara daha çok neden oluyor. Kar biliyorsun Kayseri'de çok yağar. Fakat bunu parke taşlar arasında yerleştireceğini söylemişlerdi. Valla bunu dört gözle bekliyoruz. Bir de bizim sinyalizasyon yani karşıdan karşıya geçişinde sesli sinyalizasyon yok trafik işaretlerimiz lambalarımızda. Bunun Yani, farkındasınız sizler de. evet. Bu lambalarımız Kayseri'de yok. Yani görme engellilerimizin istediğimiz asıl acil şeyler bizim için bunlar. Tabii eğitim alandaki, bilişim alanındaki, işte spor alanındaki faaliyetler farklı farklı. Bu işle uğraşan derneklerimiz de var. Biraz da özellikle branş olarak yapıyorlar. Biz de dışarıdan biraz daha toparlayıcı olarak bazı şeylere, sorunlara daha çok detaya girmek istiyoruz.
Şöyle söyleyeyim Sayın Başkanım, ben uzun süre çalıştığım kuruma ampute futbol takımının oyuncularını çektim. Evet. Onların özel hayatlarını çektim. Sağ olun. Yani bir belgesel yapamadık ama o derecede donanımlıyım ben de o manada. Biliyorum. Onların hayat hikayelerini çektiğim zaman gerçekten yaşama bağlılıklarını gördüm. Evet. Hayata küsmeyen insanların ne derece başarılı olduğunu gördüm ki Feyyaz, özellikle Evet. Feyyaz kardeşimiz de milli takıma kadar yükseldi. Onun hayat hikayesini çekmiştim. Onlar hep şunu söylüyordu: sevgi ve umut yaşama bağlayan en büyük Bir de etkenlerden öyledir birisi. şimdi Necmettin Bey, Rabbim hiçbir insana çekemeyeceği yükü vermez. Bu bilinç bizde var zaten, her insanda var. Yani de olmalı da. Vermeyeceği büyüğünde de zaten insanlarımızın farkında olsa sadece fırsat verilmesi gerekiyor. Eşit haklar ve fırsatlar. Zaten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün de amacı bu. Yani uluslararası bugünü ilan etmiş Birleşmiş Milletler. İnsan Hakları da, komisyonu da demiş ki burada tamam bu haklar veriliyor ama burada neler işlenmeli? Bir kere insan topluma katılımını sağlayacağız. Bu kurumlara gerçekten düşüyor. İşte STK'lar aracılığıyla. Bizler olmasak, bu konularımız bir yerlere iletmesek onlar tabii ki bilmezler. Bir şeye damdan düşeni götüreceksin. Damlanı götürürsen bir insanı, o insan kendini çok güzel anlatır. Ama bir de şu var başkanım, herkes zaten engelli olmaya aday. Adaylık ayrı, olduktan sonraki yaşam ayrı. Bir empatiyle işin içine giriliyor. Fakat empati de yetmiyor. Bunu farklı alanda düşündüğümüzde zaten iş gerçekleniyor. Farklı düşüneceğiz. İnsan engelli olmaz. Ama bunu farklı boyutlarda, farklı düşüncelerde, kendini empatinin üstünde düşündüğünde zaten bunu gerçekleştirir engelli olmayanlar. Evet. Başkanım, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mehmet Öseseki. Evet. Başkanlığının dışında da, çünkü başkan olmadan önce de değişik sivil toplum örgütlerinde çalışmış, bazı evet. şeyleri, daha doğrusu fakir fukaranın yanında çok olmuş birisi olarak, evet, ben çok yakından tanıdığım için evet, temelinde. Bugünkü programda aslında gözleri doldu. Yani eğer biraz daha program devam etseydi herhalde dışarı çıkardı diyebiliyorum. Çünkü o konuda çok şey, talepleriniz olduğu zaman, yani meşru taleplerin hepsinde olumlu davranıldı mı, dinliyor mu? Yani kesinlikle elimiz, dinliyor. Elinden gelen şeyi, dinliyor. O konuyu atladık, belediyelerden destek alma imkanınız oluyor mu? Şimdi destek babında bunu zaten hani derneğe şunu alalım, bunu getirelim ama yapılacak işlerde. Bak biraz önce dedim, bu derneğimizin boyasıydı, dış kapımızın yapımıydı. Yani tabii ki belediyelerimiz yanımızda. Allah razı olsun yani bu konuda. Hiç kesinlikle hani tereddüt etmiyorlar. Biz bu konuda da imtina etmiyoruz söylemekte. Çünkü gerçekler bunlar. Biraz önce bugün işte yemekten sonra seminer vardı. Oraya katıldım ve sağ olsun Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa Yalçın Bey'in arkadaşlarımızla, yönetimimizle ziyarete gittik. Biz geldik yani hemen derneğe koşturaraktan. Çünkü tamam Fatma Hanım, sizi şu saatte bekliyorum dedi ve de hemen kapıda. Yani özel kalemine işte şunlar şunlar gelecekler, kabul edin demiş. Yani bunlar bizim için gerçekten önemli. Sağ olsun isteklerimizi işte söyledik, dinlediler. Memnuniyetle bazı konularda yanımızda olacağını söylediler. Yani bu gerçekten bizim için önemli. Hani işte ya boş ver gelmesinler, yani boş ver ne yaparlarsa yapsınlar diye bir anlayış yok belediyelerimizde. Ya sahipsiz değilsiniz o manada. Hayır hayır, kesinlikle. Fakat şöyle işte, sadece yer konusu bizim için sıkıntı. Evet. Yani bir yer, bir mekan. Dernekte faaliyet yapmak gerçekten kolay. Yani ben bunu hiçbir zaman hani zorlanmadım da, Allah'a şükürler olsun. Ya ben işte ne yapacağım, nasıl yapacağız, hatta zor durumlarda bile gittik kermes açtık, gittik pazarlarda bir şeyler sattık. Yani burayı ayakta tutmak gerçekten zor. Dış kapıdan girince giderler başlar. Dernek böyle bir şey dernek. Evet. Yani iç hatlar böyle. Dışarıda da iş yapmak ayrıcalık tabii ki. Tabii maalesef ki. Barışık ve uyumluluk. Yani ne bileyim, insanlarda kendini ifade etme, sorunlarını gerçekten dile getirme, onurunu kaybetmeden
Yani bu şeyleri başarmak güzeldir. Kayseri'de de dernek olarak, dernek başkanı kadın olarak da burada bir tane herhalde benim varım evet. diye biliyorum. Başka hani engelliler arasında engelliler yok. Engelliler arasında yok. Yok. Yoksa yok. STK'ların içerisinde var. Var tabii evet, ki var. STK'ların. Engelli dernek başkanları arasında dernek olarak tabii diğer rehabilitasyonlar falan olabilir. Yani o konuda hani şu vardır diyemeyeceğim ama dernekler arasında olmadığını biliyorum. Sayın Başkanım, Bedensel Engelliler Derneği olarak 2014'teki hedefleriniz nedir? Yani 2013'te bunları yaptınız. 2014'te neler yapmayı hedefliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Biz yine bugün 3 Aralık olacak, yarın bugün 2. Yani, bu günündeki verilen uluslararası işte insan hakları, temel haklar. Ya insanları sadece sosyal alanda bakılmaz. Yani bugün hani bir eksiğini gidereyim anlamında bakılmaz. Yani sadece insan, engelli insan olarak bakılır. Haklar konusunda da engelli insan hakları olarak bakılır. Orada bir ayrıcalık olur. Zaten bizim amacımız da arkadaşlarımızın, tüm insanların, Kayseri'de yaşayan önce tabii ki dernek üyelerimizin, çünkü derneğin üyesiyle birlikte hareket edilir. Önce can, sonra canan hesabı olur. Önce tabii dernek üyelerimizle birlikte ve tüm Kayseri'deki engelleri, insanların sorunlarını dinleyerek daha refah, daha sağlıklı, daha güzel eğitimde, sosyal alanda, hukuksal olarak ne kadar neler varsa hepsiyle ilgili çalışmalar yapıp ve insanca yaşamalarını önermek. Çünkü herkes gibi engelliler de bir kere dünyaya geliyor ve başka evet. şansları yok ve kaliteli yaşamayı herkes istiyor. Yine bugünkü programa dönecek olursak orada güzel bir başlık vardı aslında. Evet. Haseki Başkan da buna çok değin, güzel değindi. Yani biz ne zaman, nerede ve nasıl doğacağımızı Rabbim tayin ediyor. Yani engelli mi doğacağız, engelsiz mi doğacağız, Müslüman mı doğacağız, yani Türkiye'de mi doğacağız, o coğrafyayı seçme şansı yok. Kesinlikle. Tabii buradan bizi izleyen izleyicilerimize engelliler konusunda yapmış olduğunuz çalışmaları anlattınız ama engelliler için isterseniz biraz sosyal mesaj verelim. Yani onları toplumumuz kabul etti ve özellikle bu hükümet döneminde, yani evet. demin programa girmeden önce sizinle Hı-hı. konuşurken, yani STK'lar mevcut olan iktidarları desteklemek zorunda değil ama biz herkesle barışırız. Evet, herkesle kardeşçe evet. yaşamak lazım. Herkesle birlikte olmak lazım. Çünkü bu siyaset üstü olması siyaset, lazım. STK'lar siyaset evet. üstü zaten. Yani hani bir STK'ya ya da herhangi bir kuruluşa tabi olmadan amacımız belli. Bedensel engellilerle ilgili nedir? Hayata katıp, yani sosyal hayata katıp, topluma katıp, katıp katkılarını sağlamak. Topluma katacağız ve katkılarını sağlayacağız. Buradan tabii ki tüm engellilerimize, Kayseri'de, dünyada tüm insanlara, tüm engelli insanlara. Yani önemli olan toplumda varlıklarını göstersinler. Biz zaten insanız. Yani ayrı bir varlık değiliz. İnsanız. İnsan hakları konusunda onurumuzu kaybetmeden dimdik. Yapılması gereken ne varsa üzerimize, nasıl devlete vergi herkes ödemek zorundaysa biz de üzerimize düşen görevleri yaparak bir insanca yaşamayı, kardeşçe birlikte yaşamayı isteriz. Yani tüm arkadaşlara buradan onlara seslenirim ve bu mesajı vermek isterim. Şöyle şeyler de bazen çekiyoruz başkanım. İki engelli arkadaşımızın düğününe gittik mesela. Ne güzel. Yani tekerlekli sandalyeydi. Biz düğünde yaptık, evlendirdik evet, bu ara. Şimdi faaliyetlerimiz arasında tek. O arkadaşımız ikisi de tekerlekli sandalyeydi. Ne güzel. Şimdi gerçekten basın mensubu arkadaşlarla da şöyle düşündük. Yani onların yerine iki tane tekerlekli sandalye dağıtımından önce tekerlekli sandalyeye bindik. Yani tekerlekli sandalyenin dağıtıldığı, yani AK Parti İl Başkanlığı tarafından dağıtılan bir tekerlekli sandalye töreninde tabii ki zorlandık. Yani ilk başta nasıl gideceğini. Aynı zamanda da Kaski Spor bayan basketbol takımı da bizim bedensel engelli basketbol takımıyla beraber bir maç yapmışlardı ki evet. yer değiştirdiler. Onlardan da yapan vardı. Demin de bahsettik ama empati herhalde birazcık geliyor. Anlamaya çalışır bedensel engellilerini biraz empati yapabilirsek herhalde. Evet. Birazcık da sevgi mi göstereceğiz Sayın Başkanım?
Topluma ayrıca hani bir mesaj verelim o zaman. Evet. Hani şimdi diyorum ya, kardeşçe yaşamak hepimiz. Yani hiçbir toplum bizler oluşturuyoruz. Hani bir ayrı bir diyorum ya, uzaydan hiç kimse gelmiyor. Toplumun içinde diyelim ki sizin yakınınız da engelli olabilir. Evet. Benim yakınım ve ben de engelliyim. Yani bunlar insan için bir sıkıntı değil. Önemli olan hani birlikte olmayı, hani ötelemeden. Bugün otobüste işte diyelim ki iki işte şoför, belediye otobüslerinde işte gelenlerin, hani şoför kızıyormuş işte, hani çabuk kartını ver, çabuk al çıkar falan gibi. Biraz önce de söylemiştim işte, biz Avrupa'ya gittiğimizde diyelim ki bir engelli varsa bir istasyonda, yani karşı taraftaki hemen şoför arıyor ki, bak şu saatte engelli gelecek, karşıla diyor. Bu bir insani görev. Evet. Yani bunun hani bir zorlayıcı tarafı yok ki. Merhamete de gerek yok burada. Evet. Yani düşünün, eğer bir insanımız, bir engellimiz kendisi ihtiyaç hissederse zaten destek ister, yardım ister. Hani onu incitmeden, nezaketen, hani işte tutabilir miyim, yardım ister misiniz gibi davranış daha mutlu eder. Ama yok, hani görmeyen diyelim ki arkadaşlarımız oluyor, işte dilenci zannedip işte eline para tutuşturuluyor. Hatta bir başkanımıza kendi ifadesiyle diyor, bir tane adam geldi bana zorla parayı elime koyuyor. Ya arkadaş, ben hani ne yapacağım parayı? Ya diyor, işte dilenci değil misin? Hem ya bu körlere de bir türlü şey yapılmaz. Hani insanlara evet, çok acı bir şey aslında. Evet, yani hem para veriyorum hem almıyor. Ya bunlar da acınmaz gibi diyor. Bana dedi gitti diyor. Avucuma da zorla parayı sokuyor diyor. Ya bu tabii ki toplumun, yani bu konuda eğitimi gerçekten önemli. Ailenin, toplumun, engellilerimizin zaten eğitimi için biz çaba harcıyoruz. Fakat bunun içinde tek olmuyor. Sadece engelliyle bu iş olmuyor. Engelsiz insanlarımızla yeteceğiz ki bunlar karşılıklı birbirlerine karşılaştıklarında biri nezaketen saygılı olacak, diğeri de ona uyum sağlayacak birlikte yaşamaya. Evet, Abdullah arkadaşım da işaret ediyor. Son 5 dakikamız diyor ama ben elimdeki sorulardan, evet, yine aslında Sayın Başkanım dile getirilmesi istenen engellilerin özel sektörde istihdam sıkıntısı için, evet, buradan isterseniz organize sanayi bölgesindeki özel şirketlere tabii bir çağrıda bulunalım. Tabii ki ben buradan bir mesaj vereyim. Çünkü bu da bizim için gerçekten önemli. Birkaç mesela Kayplas bu konuda çalıştığını biliyorum. Çünkü arıyorlar sürekli. Hatta olmadıkları zaman da özellikle bir hasta arayıp biz işte bu konuda işte bize lazım Fatma Hanım, şu şu grupta arkadaşlar. Fakat buna rağmen orada çalışanlarımızın kendi raporlarına uygun bir şekilde çalışmadığı için işleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Lütfen bu konuda daha dikkatli olarak, herkesin engeline göre, gücüne göre iş verilirse hem iki taraf mutlu olacak, hem bizim insanlarımız da bir iş sahibi olacaklar. Yine Sayın Başkanım, arkadaşlarım verdiği sorulardan bedensel engellilerin ağır işlerde çalıştırıldığını, evet, sık sık işte işlediğini, evet, bunlar aynı dile şeyler, aynı denilmiş. Şeyler. Evet, bunlar aynı şeyler. Diyorum ya, raporları belli zaten. Diyelim ki kolunda, diyelim ki görünürlük var. Bir de iç hastalıklarımız var. Süregelen hastalıklarımız da bir engel grubu. Evet. Mesela kişi kanser hastası. Diyelim ki böbreğe alınmış böbrek hastası. Yani bunlar da engel grubunda insanlar. Bunlara ne kadar ağır işler yaptırılabilir ki? Düşünün, tek elle çalışan bir insanın iki el gerektiren bir yerde zorunlu halde çalıştıracaksınız. Ve de özel sektörler mesai durumları var biliyorsunuz. Vardiyalar var. Bunlar arkadaşlarımız bu konuda hani daha çok böyle, hani demiyoruz ki hani bunları koruyun, bunlar illaki şu durumda para verin anlamında değil. İdareten birbirine daha çok hani yardımcı olaraktan arkadaşlarımızla birlikte çalışırlarsa biz çok mutlu oluruz. Ve bu arada Kayseri'deki istihdam konusunda özel sektörü de önemsenir yani. Bunun biliyorsun devlet tarafından da önemsenmek için teşviği devlet var, teşvikler var. Onları da bekliyoruz yasal olarak. Devlet hissesini artık almayacaklar teşvik etmek için falan. Bunlar da inşallah daha da çok iş alımında üstün sayıya ulaşırız. Kayseri'de de olur, Türkiye genelinde de olur. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza konuk olduğunuz için. İnşallah bundan sonra biz de demin bahsettiğiniz işlerin, özellikle organize sanayi bölgesi boyutunda
Sayın Ahmet Asuncu ile görüşeceğiz inşallah. O boyutta da, o boyutta da teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen ne tür bir misyon varsa inşallah bedensel engelli kardeşlerimize yardım etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, ayağınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sayın Fatma Oytun'du. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.